otasini qadrlaydigan birodarlarimizga davlatim otam mana Zamzam logotipimiz ortida juda ham chiroyli nabor taxlandi. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Sizlar chet eldan turib buyurtma berishingiz mumkin. Tagida ham xuddi shunaqa mana davlatim otam nomli jonimozi ham berilgan. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان kişinin ahlakı hususunda olup oraya derslerimizi devam etmemiz. Bugün inşallah Müslüman savdogarning ahlakı hakkında suhbat kılamız. Müslüman savdogar. Onun ahlakı kandı bu işle ki. Ticaret ve umumen savdo haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Termiziyning sahihlarida hadis sharifda shunday marhamat qiladi. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis. Qala nabiy sollallohu alayhi va sallam at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada. Rostgo'y, ishonchli savdogar nabiylar, siddiqlar ve şahitler bilen birge buladı. Yani enbiyalar, siddiqlar ve şahitlerinin mertebesi de buladı kim? Bir savdogar ki, rastgo'y, işançli, hem de halal boyun savdogar. Şimdi bu insanların mertebesine yetişecek elbette kıyın. Demek ki şimdi savdogar buluşurken osanmaz. Madem ki şimdi bir vaada bunlar gayetini yaptı, demek bu makamda buluştuk. Bana şu derecede insanın kötüleştiği, osanmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar, en pakize ve en afzal kasb qaysi? Resulullah cevap verdiler, kişi öz kolu bilen kılgen ameli. Özünü, kolunu, mehneti bilen rızkını tapıp işliki, hem de bay-u mabrur, pakize bir savda, pakize bir ticaret. Muaz ibn Cebel raziyallahu anhudan rivayet kılınadı, İmam-ı Bayhaqi'nin Şuab-ül İman kitabından ükşetediler. Kasplarının en pakizelerinden ticaret. Bunda ise savdogarlar gapirsa rost aytadilar. Va'da bersa xilof qilmaydilar. Amonat qo'yilsa xiyonat qilmaydi. Sotib olsa molini yomonlamaydi. Agar sotsa o'zini molini maqtamaydi. Agar qarzlari bo'lsa berishni cho'zib yubormaydi. Agar boshqalarda haqlari bo'lsa ularni qiynamaydi. Mana musulmon savdogar agar shariat undan talab qilgan axloqqa talabga rioya qilsa mana shunday bir ulug' maqomda bo'lar ekan. Musulmon savdogar. Musulmon savdogar qaysi ishlarga e'tibor qilishligi lozim? Nima qilsak tijoratimizda shubhadan, gumondan, haromdan omon bo'lamiz. Molimizda barakot bo'lishi uchun nimalarga rioya qilishimiz kerak? Hamda savdogar sifatida qaysi amallarni qilsak, nima ishlarni qilsak Robbimiz siz bilan bizdan rozi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, rizqning 10dan 9i tijoratda degan. Mana hozirgi kunda aksari odamlar, aksariyat mana shu tijorat bilan shug'ullanib turgan davr. Binobarin bu kishilar o'zlarini qilayotgan mehnatlarida shariat ularga qo'yadigan talablarni bilishligi shart bo'ladi. Avvalambor inson qaysi mehnatni, kasbni tanlashligi Alloh tomonidan berilgan bir tavfiq. Alloh aytadi: "Vallohu axrojakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an." Alloh sizlarni onalaringiz qornidan biror narsani bilmagan holingizda chiqardi. Tug'ilganingizda hech narsani bilmasa deydilar. Endi siz bilan bizda qanday ilm bo'lsa, qanday kasb hunar bo'lsa, bu Alloh siz bilan bizga berdi. Biz hech narsani bilmasak bir adam okuydu, diplomayı buladı. Şu diploma bilen işleydi. Başkası yok. Bir adam savda geldi bilen, ticaret bilen şunladı. Başkası hünarı bilen. Allah Teala soruyordu. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Ey Muhammed! Parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsim qiladilarmi? Ularning hayotda dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham
Ularının ortalarında biz özümüz taksimlaganmiz. Yani kimga Alloh taolo qancha rizq, qancha boylik beradi, bu Alloh taoloning xohishi. Ve bazılarını kol ostiga olib ishlatish uchun ayrimlaridan baland darajaga, martabalarga ko'tarib qo'yganmiz. Demek insanlar rızklarını topişliğinde biri ikincisiye muhtaç buladı. Ben sizi kolunuzda işleyemem, siz beni kolumda işleyesiniz, ben sizge, siz menge muhtaçınız. Peygamberimiz dediler, Da'un-nâse yarzukullahu ba'dahum min ba'd. Allah Teala adamlarını birbirleri bilen rızklandırdı. Ulanın rızkları kelişliğinin şartı, adamlar birbirlerine mülakat kılışlığı gerek, birbirlerine müracaat kılışlığı gerek. Müslüman savdogarning axloqi. Ehtimol kimdir aytishi mumkin. Hani men namoz o'qisak, roza tutsak, endi tijoratga daxli bormi endi bu deydi. Ha birodar. Nima mehnat qilishingizdan qat'i nazar, nima ish qilishingizdan qat'i nazar. Hatto uxlashligingizda ham, taom yeyishingizda ham, sayohatga chiqishligingizda ham musulmonmisiz? Demek islom doirasidan tashqariga chiqmasligingiz kerak bo'ladi. Toki siz qilayotgan mana shu tijoratingiz bilan İslam'a ve Müslümanlara zarar yetkizip koymayın. Bu katta mavzu. Bunu bir neçe kısımlarla bölüvergenemiz. Birincisi, Müslüman adamı ticaret kıladırken malı. Hem de malda Müslüman ticaret kıladı. Kengisi, Müslüman savdogarning adamlar bilen bo'ladigan muamelesi. Hem de Müslüman savdogarning özü bilen kıladırken muamelesi. Birinciden, mana savdo moli haqida. Müslüman odam ticaret qiladigan mol halol mol bo'lishligi şart. Harom narsadan Müslüman ticaret qilmaydi. Endi harom deganda hammamiz bilamiz. Aroqmidi, pivamidi, o'limtimidi, cho'chqamidi va boshqa shariatimiz man qilgan narsalar. Bu narsa bilan Müslüman odam savdo qilmaydi. Yosh bolalarda o'yinchoqni ham aytib o'tishimiz kerak. Yosh bolalarda o'yinchoqi joiz deydi ulamolar. Ko'pchilik ulamolar joiz deydi. Masalan, qiz bolalarning qo'g'irchoqi bo'ladimi? Yo kichkina bir o'g'il bolalarning minadigan otlari bo'ladimi? Bular o'yinchoq bo'lganligi bachqidan bunga ulamolar zim bergan. Lekin kattalar uchun yasalgan timsollar emas. Shunaqa o'yinchoq sotadigan odamni ma'lumot qilishga haqqimiz yo'q. Shariat bunga ruxsat bergan. Alloh taolo Qur'onda şimdi dedi, ve ahallallahu al-bay'a ve harrama riba. Allah Teala bay'ni halal kıldı, sudxo'rlikni haram kıldı. Endi qaysi bay, qaysi savdo halal? Haram da belgilenmegen narsalarının savdosi. Allah Teala Kur'an'da aytadi, ve la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil, illa an takuna ticaretan an taradi minkum. Ey mu'minlar, mollaringizni ortalaringizda nohaq yo'llar bilan yemangiz. Balki o'zaro rizolik bilan bo'lgan savdo sotiq orqali moli dunyo kasb qilinglar. Savdo bilan va ikkala tomonni roziligi bilan bo'lishligi kerak. Chunki banda qiyomatda Robbisining huzurida turar ekan umri haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? Yoshligi haqida so'raladi. Nima bilan o'tkizdi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarf qildi? Xo'p, musulmon haloldan topadi, halolga sarf qiladi. Endi agar haromdan topib turib, halolga sarf qilsa-chi? Bo'ladimi bu? Bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Siz bilan biz qilayotgan tijoratimizni pokiza bo'lishligiga haris bo'lishimiz kerak. Chunki bizni qilayotgan ibodatimiz qabul bo'lish bo'lmasligi topayotgan luqmamizga bog'liq. Chunki agar biz haromdan pul topib yoki tijoratimizga harom aralashib bilmagan holimizda harom yeyotgan bo'lsak, birorta ibodatimiz qabul bo'lmaydi, birorta duomiz ijob etmaydi. Kamiga yetmagandek, bu harom bilan o'sgan go'sht, bu harom bilan semirgan badanlar jahannamda kuyinishlikka loyiq bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar, kullu lahmin nabata min haromin fannaru awla bihi. Harom yeb, harom bilan semirgan, ulg'aygan har bir go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq. Ehtimol halol narsasini savdosini qilarsiz, lekin shu savdo jarayonida harom ishlarga qo'l urib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin.
yolg'on gap bilan, tarozidan urib, xiyonat bilan. Shuning uchun ayollarga aytiladigan gap, u ayollar erlaringizni ko'chaga kuzatib yotib, falon-falon narsani olib kering deganimizdan keyin yoki undan avval u falonchining bolasi bizga halol rizq olib keling. Biz dunyoda issiq sovug'iga chidaymiz. Xuddi sahobalarning ayollari aytgandek. Lekin jahannamda azobiga chidolmaymiz. Bizni halol bilan rizqlantiring deb ayollar ham qiziqib qo'yishaversin. Eri nima tirishlik qilayotganligi. Otalar ham bolalari katta-katta pulni topib kelayotganda so'rab qo'ysin. Nima tijorat qilyapsan? Nima sotyapsan? Joy katta pul olib keladigan bo'lib qolding. Qarang nima qilyapti? Aytganmiz, har bir kasb, har bir mehnatni egasi o'zini qiladigan ishidagi shariatni talablarini bilish kerak. Masalan, uch taloqni bilishi, meros ilmini bilishligi hammaga shart emasdir. Lekin sizga shart bo'lgan bitta narsa borki, sizning mehnatingizni ustida shariatda qanday bir talablari bor. Shuni bilmasdan qilishligi sizni xatoga kirib qolishiga sabab bo'ladigan ishlardir. Endi bir odamni harom tijoratini qaytarib qilma shu narsani. Allohga yoqmaydi bu. Harom bo'ladi desiz ham unamayaptimi? Nima deymiz? Fazakkir innama anta muzakkir. Eslating. Siz faqat eslatuvchisiz xolos. Ularning ustida zulm va zo'ravonlik bilan hukm yurituvchi emassiz. Endi shu harom ish qilib, tarozidan uryaptimi, harom sotyaptimi, qancha topyapti? Nimani topyapti? Gunoh ma'siyatnimi? Va ajib joy shuki, o'sha harom tijorat bilan ham faqat Alloh unga yozgan rizqni topadi. Oshiqchasi emas. Tushunarligami? Faqat harom qilyapti xolos. Eng katta musibat shunda. Men peshanamga yozgan rizqimdan ortig'ini yemayman degan e'tiqodi zaif bo'lganligi uchun o'sha har xil harom xarish yo'lga kiradi. Demak, birinchisi musulmon odam tijorat qilayotgan moli halol bo'lishligi kerak. Ikkinchisi ixtikor qilmasligi kerak. Ixtikor harom. Ixtikor nima? Avvalambor bu oziq-ovqat mollari, keyin boshqa mollar. Odamlarda bir molga ehtiyoji bor. Bozorda haligi mol bor. Bir inson shu molni hammasini sotib olib, faqat o'zida bo'lishligini xohlaydi. Hech kimda bo'lmasin, faqat menda bo'lsin. Va odamlar shu narsaga ehtiyoj sezib kelganida faqat kimga murojaat qiladi? Menga murojaat qiladi. Demak, kim narxni kim belgilaydi? Men belgilayman. Bu ixtikor narxlarni ko'tarilib ketishiga va musulmonlarga qiyin holatni olib keladi. Bizni tilda nima deydi uni? Monopoliya deydi. Monopolist deydi. Hamma narsani o'ziga yig'ib turib, sun'iy ravishda qimmatlatib sotishlik niyatida yig'ib olishlik. Birinchi o'rinda oziq-ovqat mollari, keyin boshqa narsalar. Ammo agar bir dehqonchiligini yig'ishtirdilar, qishda sotaman deb olib qo'ydi, bu boshqa masala. Biz bu yerda aytayotgan narsa bozorda hamma narsani tortib qo'yib, qimmatlatishlik niyatida yig'ib qo'ydi. Mana shu ixtiyor deyiladi, bu harom bu birodarlar. Chunki bozorda sog'lom raqobat bo'lsa, har bitta savdogar molini o'tkazishlik uchun arzonroq sotishlikka harakat qiladi. Natijada kim yutadi? Xaridorlar yutadi. Demak, shariatda ixtiyor harom ekan. Aytadi, mana bu narsani bular egallashib olgan deydi. Xohlagan narxini qo'yib sotadi. O'sha narsani kimdir olib kelib shu ishni qilmoqchi bo'lsa, qanday unga to'sqinlik qiladi? Faqat men qilishim kerak buni deydi. Shu harom birodarlar bilib qo'yinglar. Yoki u sotmasligi uchun, uni zararga tiqib yuborish uchun o'zi olib kelgan narxdan ham orqaga sotadiki, qaytib bu ko'chaga nima qilmasin u? Raqobat, sog'lom raqobat bo'lishligi xalqni, musulmonlarni, xaridorlarning foydasiga. Demak, musulmon odam diqqat qilish kerak bo'lgan ikkinchi narsa ixtikor qilmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim ixtikor qilib musulmonlarga narxni oshirishini xohlasa, bas u xatokordir. Boshqa bir hadislarda aytadilar payg'ambarimiz, Imom Muslimdan keltirilgan, la yahtakiru illa xoti. Faqatgina xatokor inson ixtikor qiladi. Mumkin emas ekan. Bozorni o'zini holiga qo'ying. Uchinchidan, ehtimol bu narsalarni bilamiz hammamiz. Ehtimol bilmasmiz, lekin bir chekadan tartibini o'rganamiz.
Buranın savdasının üstüge savda kımaslık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, İmamı Buhari ve Müslüm'nin sahihlerde keltirilgen, bir ingiz başkangizning savdosi ustiga savdo qilmasin. Yani bir hadisda sizlardan bir ingiz birodarining xutbasini ustiga xutba qilmasin va birovning savdosini ustiga savdo qilmasin. Faqat unga izn berilgunicha yoki u savdosini qo'ymagunicha. Yani bir odam savdolashib turibdimi? Bu yerda odam buni bilamiz endi. To'rtinchisi najash. Najash harom. Najash nima? Sun'iy ravishda bir molni narxini ko'tarishlik. Bir narsani sotmoqsiz, motonda kim 1000 so'mga oladi deysiz. Desiz, xaridor bo'lib turganlar ichida 2 ta o'zingiz odami bor, bittasi 1.5 ming dedi. Kim oshiqcha beradi dedi. Yana bitta qo'ygan odamingiz men 2 ming beraman dedi. Endi haqiqiy olmoqchi bo'lgan odam undan oshirishlik kerak. Mana shu narsa harom. Unda kim oshdi savdo harommi? Yo'q. Kim ochdi savdosida haqiqiy xaridorlar turib ko'tarilsa 10 ming so'mga sotiladi. Lekin sun'iy ravishda narxni ko'tarmang. Shu ishni qilayotganlar va qildirayotganlar harom amalni qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih Buxoriyda keltirilgan hadisda aytadilar: "Vala tanajashu", katta hadis, "Vala tanajashu", ya'ni bir-birlaringizga narxni ataylab ko'tarmanglar. Demek kim ochdi savdosi mumkin agar hiylamas. Tabii suratda xaridorlar o'zlari narx belgilaydigan bo'lsa. 5-dan tosh tarozi. Boshqacha qilib aytganda o'lchov. Tarozida, metrda, boshqa savdo qilishlik asboblarida qilinadigan xiyonatlar. Bu juda ham muhim masala. Bu ishni o'zlariga hunar qilganlarning hunari kuch. Kimdir tarozisini tagiga bir narsani baylab qo'ygan. Yengil molini og'irroq qilib sotadi. Kimdir tortayotgan narsasini tarozini palasiga ko'tarib tashlaydi. Kimdir pallasini tayidan qo'lidagi narsa bilan yo'lab turadi. Yoki oyog'i bilan nima qiladi? Tizzasi bilan tarozini bir bosib o'tdi shu bosqichda, bilasizlarmi? Juda bir avj olib ketdi shu narsa. Alhamdulillah tuyoq qoldi. Yana kimdir metrga matohni nima qiladi? Tortibroq o'lchaydi. Kimdir o'lchov asbobidagi raqamlarni orqaga qaytaradi. Xullas, bu narsani aytaversak, bunaqa tarozidan odam uradigan odamlarning hunarlari haqiqatan kuchli bo'lib ketgan. Siz aqlingiz yetmaydigan, eslanglar bir davr bo'ldi. Mana 1 kiloda top berardi, qo'lingizga o'tiraman deb silkitib qo'ysangiz, olib kelinglar deb olganingizda sol berardi sizga. Qaranglar-da, o'shna qilib boyiganlar nima bo'ldi oxiri? Oqibati nima bo'ldi? Ular zohirida zo'r yashayotgan bo'lgani bilan hayotida xotirjamlik, sakinat, orom, barakot yo'q ularda hayotida. Garchi qo'lida dunyosi turgan bo'lsa ham. Chunki harom narsa bilan boyiyapti odamlar. Birodarlar tushunaylik. Mana shu tarozidan urayotgan odam 5 so'm uryapti. 10 so'm uryapti. Nimani uryapti deng? Musulmonning haqqi nima? Musulmon ustidan kulyaptimi? O'g'li musulmon ishonib kunda indamasdan ko'tarib ketganiga bobladim, moncha urib qoldim deb mazza qilyaptimi? Bu Robbimizga tavakkal qilib qo'ygan. Qiyomat bor, Robbisi haqqini undirib beradi. Yana boyaga tarozidan urayotgan, metrdan urayotgan birodarlar, bugun 500 so'm urgan bo'lsa, bilingki, bugun shu 500 so'm kelar edi uyga. Urmasa ham kelar edi, faqat iymon keltira olmayapti-da bunga. Men urganim uchun keldi deyapti. Bugun keladigan 500 pulini harom yo'li bilan qo'lga kiritdi. Alloh taolo Qur'onning bir qancha oyatlarida tarozi haqida so'z yuritdi. Bilaylikki, Qur'onda Alloh biror mavzu haqida oyat tushirdimi, biror kalimani zikr qildimi? Demak, bu mavzu kichkina mavzu emas. Bismillahir rohmanir rohim. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, ash-shamsu wal-qamaru bi-husban, wal-najmu wal-shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, alla tatghaw fil-mizan, wa aqimu al-wazna bil-qisti wa la tukhsiru al-mizan. Mehribon Alloh Muhammad payg'ambar va uning ummatiga Qur'onni ta'lim berdi.
uzat insanını yaratıp onge nütkünü, bayanını talim verdi. Kuyaş ham, ay ham, anık, hısab, ölçav bulan cari bulur. Ot ölen ham, dağ darat ham, yalgız Allah'a sacda kılır, boyun sunur. Uzat osmonni baland qilib qo'ydi va sizlar tosh tarozida tug'yonga tushmaslaringiz uchun mezon tarozini o'rnatdi. Ey insonlar, o'zaro oldi-berdi muomalalaringizda to'g'ri, adolat bilan tortinglar va tarozidan urib qolmanglar. Tarozidan urma qaytaryapti bir ishda. Tarozini to'g'ri tort, buyuryapti. Nahiy ham bor bu ishda, amr buyruq ham bor. Subhanallah, dinimizga qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga Munavvaraga hijrat qilib borishligi bilan nozil bo'lgan sura bu Mutaffifin surasi. Qur'ondagi butun boshli bitta surani nomi tarozidan urib qoluvchilar deb nomlanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Vaylul lil mutaffifin allazina idza iktalu alan nas yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ölçav ve tarazıdan urup kalıcı kimselerge halaket bölgeyi. Şunu özü yetmiydi mi? Şunu özü yetmiydi mi? Kim uğradı tarazıdan? İmanı zayıf bugün, ihtimal imanı yok bugün adam uğradı. Rızkın Allah'ın kolu dedip dursan yine uğradı mı? Senge vayıf olabilir ki dünyada desem yine uğradı mı tarazıdan? Ular adamlardan biraz narsanı ölçüp olgan vaktleri de to'la to'kis qilib oladigan, ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa kam qilib beradigan kimsalardir. Bu oyat bir kishi haqida nozil bo'ldi ulamolar. Bu odamni ikkita tarozisi bor edi, savdogar edi. Olayotganda bitta tarozisi bilan olar edi, sotayotganda ikkinchi tarozisi bilan sotar edi. Bu odamlar o'zlarining haqqini burada qolib ketishini sira-sira xohlamaydi. Lekin buroqlarning haqqini bermay qo'yishligi xohlaveradi. Anaqa apparatura sotadigan yoki maqa temir tesa zapchast sotadigan aka-ukalar yaxshilab bilib qo'yaylik. Ana shu komplektni ichida, korobkaning ichidagi televizormidi, telefonmidi, nima edi? Ichida o'sha zavod tomonidan sotib qo'yilgan simi bormi, boshqa bir yordamchi jihozi bormi? Shuni bittasini olib qoldingizmi? Tarozidan urdingiz. Tarozi deganda faqat tarozi bilan metrni tushunmaydik. U xaridor bilmaydi u narsani borligini ichi, lekin siz shu studiya qilib olib qo'ydingiz. Üçerlik kılıp. Haram bu sizge. Yüzge varası mı, satelisi mi, haram. O şey, karabken içinden çıktı mı? Şu karabken içinde yine sizge pultoları yaptı mı şu adam? Opkomen bir nesasını. Adam işlet alırken, koruda şakiti var, akeler. Aytiler şu nesalar şakitlerge. Opkalışmasın. Haram boladı. Bu yam tarazdan uruş boladı. Ala yazunnu ulaike annehum mabu'usun liyavmin azim. Yevme yekumun nasu li rabbil alamin. Ular özlerinin uluğ bir künde barcha adamlar bütün alamlar parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tiriluvchi ekanliklarini o'ylamaydilar. O'sha bitta simini olib qoldingiz. O'sha bir qanday bir karobkasini olib qoldingiz. Bitta rezinkasini olib qoldingiz. Mana shu narsa uchun qiyomatda Alloh taolo turgizib qo'yib, butun xaloyiqni oldi turib sharmandangizni chiqaradi. Arziydi mi? Ondan taşkara şu karab ya ki şu sın yüzge bir gün kelişi Allah takdir kıyam olsa başka halal olur lan kele uğradı. Hatırcam böyle. Allah Teala Şuayb aleyhisselam hakkında siz bilen bizge sözü yürütler Kur'an'da. Allah Teala Şuayb aleyhisselam'ı Medyen ahliye peygamber kılıp yubarken adı. Ve bu peygamber ham kavmini tarazdan urmasılıkça çakırıp geldi. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ Madyan kavmiga öz birodarlari Shu'aybni payg'ambar qildik. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga biron iloh yo'qdir. Va o'lchov va tarozidan urib qolmanglar. Men sizlarni yaxshilikda, to'kin sochinlikda ekanligingizni ko'rib turibman. Va men agar iymon keltirmasangizlar, sizlarning ustingizga o'rab olguvchi kun qiyomatning azobi tushishidan qo'rqaman. Ey qavmim, o'lchov va tarozini adolat bilan to'la tortingiz. Odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yerda buzg'unchilik bilan sanqib yurmangiz. Qarang, Alloh taolo
ölçü tarazıdan uğrup kamerler de yaptı. Arkasından ölçü tarazını adalatı bulan tartıyorlar de yaptı. İki metreden eti yaptı. Tarazıdan uğurma, doğru tart. Özü bitti sen yeter hadi. Ve avful keyle vel mizana bil kist. La nükellifu nafsan illa vus'aha. Ölçü ve tarazını adalat bulan tola tartınız. Biz hiçbir canlı taqatıdan taşkara nazaya takilif kılmayımız. Altıncısı geçirdik. Birincisi neydi? Malını halal buluşu. İkincisi, ihtikar kımaslık. Üçüncüsü, savda üstüge, savda kımaslık. Törtüncüsü, necaş. Beşincisi, tarazdan vurmaslık. Altıncısı, adalatli narh. İnsan, mızıtırda. Elbette, her kaysa savda gel, bala çakabı olmayandır. Tırışçılık alamanda pul topadı. Payda koyadı. Şimdi soru buluşu mümkün. Şeriat belgilep koygen miktar var mı? Monça koyarsan deyken. Yok onunla miktar yok. Halı gençe koyarız kendi bu masa. Ha halı gençe koyarız. Madem ki bazarda hıyanat, necaş, ihtikar, kezzablik, kiz bu midiyan olsa bu bazarda bu heyet etken deyken. Rakabat var. Her kim halı gençe narkını koyadı. Rakabat var olsa nark aşık etmeydi öz adatta. Ama ana şu malını bir cadden alıp gelip satıyken ticaretçi akalarımız Müslümanlar ki ular rahmi şefkat kılıçlığı gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanları da bu hadis Sahih-i Buhari'ye ve Müslüm'de getirilen hadis muttafakın aleyh Anas raziyallahu anhudan. Gala si'ru ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fakulna ya Rasulallah sa'ir lana. Anas ibn-i Malik raziyallahu anhudan rivayet. Bu hadis Buhari ve Müslüm'den de baktık. Peygamberimiz zamanında bir narh navala köterlip gitti. Etibar verin. Peygamberimiz zamanında narh köterlip gitti. Şunda sahabalar gelip, ya Resulullah, narhladı, belgiler benim ismimiz, çekereler benim ismi narhladı işte. Bana Resulullah'ın ne narhladı karakteriyle? Bu ağız gibi şeriat boyunca Resulullah ne iş kıldı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Narhlarını belgiler olacak. Rızkını berip, üçlap kalıcı, razzak Allah'dır. Sizlerden bir on kişi, menden, kan ya ki maldan ibaret mazlamasını, hakkını, talep kılıp kelmeydiğin halde, Rabbimi huzurge barış halime dedi. Şuna lige, yani men nahni belgele koysam, kıyamet günü de bir adam gelip, siz belgelegen narkı bulan satıldım, bana bunca ziyan kıldın, de beni aldım gel. Hakkını talep kılıp gelişimi halamayım ben dedi. Şuna lige oldu mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekleme yaptı. Onda hakla kendine nakb olurken de yok. Eğer ihtikar payda olsa bazarda, necaş payda olsa, yalgançılık payda olup, naknava açıp, açarçılık başlanadığında olsa, memleket, devlet aralaşadı. Ana şu mamun bir malını, narkını belgilep verirdi. Lekin esimizden çıkmasın savdogar akalar, Peygamberimiz etkenler, Ar-Ruhama'u yarhamuhumur rahman. İrhamu man fil ard, yarhamukum man fil sema. Rahimdil, şefkatli kişilerge rahman rahim kıladı. Yerdekilerge rahim kılınlar, Osmondagi zotsizlarga rahim kıladı. İnsof kılaylik. İnsof kılaylik. Bazı da 10 so'mga olgan narsangizni bir müddet o'tganidan 5 so'mga sotayotganligini ko'rasiz. Demek ki şu başı diyemle, cem konsum satı varmasa bulurardı iken de. İnsaf kılaylık. İnsaf kılaylık. Ve ana şu, hadden artık paydanı koyup, topken davranmatımız, kayakka ketekken yine bir karak koyaylık. Nemeki ket yaptı o şüphul, kayırge sarpla yapız. Yedincisi, vadege vefa kılış. Sen bilen keliştik, ben senden falan narsanı, apket adamımdır, keliştik, sağdanı götürdüm, seni kolinge az gene mablağ diyen verdim. Endi vadeni bajar. Ertasi kuni va'dalashilgan pulni qolganini olib kelaman. Ehtimol birorta bir mashinani ijaraga olib kelarman, yuk olib ketgani. Kelsam, aytasanki, og'ayni iloji bo'lmay qoldi. Tugab qopti, qaramabman. Omborni qarasam, yo'q ekan. Sen menga va'da bergansan. Men ham kimlardir ishontirganman. Ya'ni kimdir kutib turibdi, mendan shu molni olib sotib, tirishchilik qilaman deb.
Sen özün yalgancı olmadın, beni hem yalgancı kıldın. Yani bu senin muammayın, topu veresen bence. Ben bir maşinanı aldım, geliştik, pullu bir kısmını verdim. Ertesi günü borsam, dedi ki, aynı dedi, akam dedi, aşınası yuvarlak bugün akam. İhtimal şuna bugündür. İhtimal kımmatı rak, her darke bugündür. Ne mi bugün diyem, sen bence vardakı gensen, sen bence şu maşinanı veresen. Çünkü sen Müslümansan, sen gapingde turuşluğun kerek. Ne mi bu gendiğim, sen menge vaada bergensen, bacarışlığın kerek. Çünkü Peygamberimiz etkenler, arba'ın mankunne fihi kâne münafıkhan halısan. Kimde? Kuyudaki tutta sıfat olsa, halıs münafık o değil. Yaparsa yalan yaparadı, vaada verse bacarmaydı, amat olsa hıyan kıladı, uğruşup olsa, husumatlaşıp olsa, açık düşmanlık götürdü. Şimdi kimde bana şu tutta sıfattan bittesi olsa, münafıklığını bitti sıfatı bırakın bu adamda. Birader, şunun için, bergen vaadanı üstte türeylik, vaadanı aval oyla bereylik, sattım döptür baraka kılıçlıydan aldın, harap oyelik on borda. Akamızdan sorap oyelik, bu onu sat yapandır. Çünkü bergen vaadanızı keyin, hılaf kılıp yolgançı bu konuyelik. Çünkü bu fakat savdogarlar gelmez. Hunarvand akalar gelip teyişliği cevabı var. Neç gün dakı biraz? İki gün dakı veremem diye. Buralar, anak bilasın iki gün dakı verişizdi? Anak bilemem. Onda tör gün deyin. Demek ki, Svet öşü kalışı var, kasal bu kalışı var, bura bir karımdaşız ötüp basa, bir gün yarım gün şu dahın kılışı bile avara bu kalışı için tör gün doğrayın. Ustalardan kılınladığın şikayet, bu ustalar dedi hiç kaçın etken vakti kıber miydi dedi. Ve bu ustalar dedi hiç kaçın etken rastlatı bile kıber miydi dedi, köpetir var adı dedi. Mança pul bulan bulan dedi, boşluyorsunuz, iş bitkendenken karasıyorsunuz. O müddetten iki beraberden ötüp gitti. O aytilingen mablağam iki beraberden ötüp gitti. Yani onu bulbom itti adamla, o pakodu körünedi dedi. Çünkü için, hunarvand akalar, sadagar vaada verip, vaadasını bacarmasa, onda münafıklık alamatı bu gendik. Münafık olmaz, etiyat oluyorlar çünkü. Münafıklık alamatı var. Ülkelerimizde ağzı paluan, bu münafık bu dedi. Kalp keseri körü müydü? Sen kadın mısın onun münafıklığını? Sen münafık deme, etkin ki bunda münafıklığıydı bir tağlamatı vardı. Çünkü kılımızda etiyat oluyor. Kafir deyişlikke, münafık deyişlikke. Bugün sizler bilen, Müslüman, savdogarning ahlak hakkında ders kıldık. Bugün okuyan bandlarımız, birincisi, halal mal buluşluğu gerek. İkincisi, ihtikar kılmasılığı gerek. Üçüncüsü, bir kişinin savdasının üstüge savda kılmasılığı gerek. Dörtüncüsü, Necaş kılmasılık gerek. Beşincisi, tarazıdan urmasılık gerek. Altıncısı, nakını insaf bulan koyuşluk gerek. Hem de yedincisi, bergen vaadasının üstünde turuşluk gerek buladı. İnşallah ki yenge cümaya, Müslüman savdagar ahlakı degen dersimize devamını okuyan bulamız. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان savdogar axloq haqidagi ikkinchi darsimiz bo'ladi. Avvalgi darsimizda musulmon savdogar savdo qiladigan mol haqida suhbat qildik. Bugun inshaalloh musulmonni Yani Müslüman savdogarni odamlar bilan qiladigan muomalasi ve o'zi bilan qiladigan muomalasi haqida suhbat bo'ladi. Müslüman savdogarning odamlar bilan bo'ladigan muomalasi. Modamiki biz aytayotgan savdogar musulmon ekan, u shu narsani esdan chiqarmasligi kerak. Boshqalardan o'zini muomalasi bilan, axloqi bilan ajralib turishligi kerak. Savdodagi kechirimlilik, bag'rikeng muloyimlik. Sahih Buxoroda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Rahimallohu rajulan samahan idza da'a va idza ishtara va idza qada va idza iqtaba." Sotganda ham, olganda ham, hukm qilganda ham, talab qilganda ham kechirimli va muloyim bo'lgan kishini Alloh rahmat qilsin. Demek savdogar adam, musulman savdogar adam, muloyim, kechirimlik, halim inson bo'lishligi kerak.
qo'pollik musulmonga umuman hech qaysi holat yarashmaydi va xususan savdo qilgan paytda. Ayrim do'kondorlar bor, oldiga borganda bezillaysan. Kirgani shu haligi qo'mrayib qarashidan yoki qo'pol gapirishligidan bezillab ostonasini oxlagani uyalasan odam. Kirgin ham kelmaydi. Shuning uchun o'zimiz savdo qilamizmi do'konimizda yoki bir odam ishlatamizmi shu narsani doim tayinlaylikki bizni do'konga kirgan odam eng kamida shirin muomalamizdan huzur olib chiqib ketsin. Agar muomalasa. Tabassumuka fi vajhi akhika sadaqatun. Birodaringni yuziga qarab tabassum qilishing ham sadaqadir deydi. Qiyinmi shu ham? Qiyinmi? Muomalasa qancha desa bunday qarab turib olasanmi o'zi deydiganlar bor. Olasanmi deydi. Yo'q, olmayman. Olmasam so'ramadim bu narsani. Olamanmi, olmayman, bu seni ishing emas. Sen savdogarmisan, sendan so'radimmi, sen chiroyli muomala qilishing kerak. Ikkinchidan omonatdorlik. Mana omonatni ma'nolari juda bir keng. Endi bizga taalluqli joyi bir odam sizga pul berdi-da 100 so'm berdim deb turib, 150 so'm berib yuboribdi. 50 so'm oshib berib yuboribdi. Mana shu narsani qaytarib berishlik omonat. Va qaytarib berib turib, qoyil qolishini kutish kerak emas. Ya'ni bu tabiiy narsa. Masalan, namoz o'qib turib, namozxonligingizni pesh qilishingiz to'g'ri emas-ku, men namozxonman men deyishingiz. Xuddi shunga o'xshagandek, pulni oshchasini qaytindi, oshchasini qaytarib berib qo'yishingiz, bu siz qilishingiz kerak bo'lgan tabiiy ish, bu bilan faxrlanishingiz kerak emas. Modomiki musulmon bo'ladigan bo'lsangiz. Amonat. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi. Ahzob surasida astaezu billah inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahminnaha wa ashfaqnaha minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni omonat deganda dinni tushunamiz. Shariatni, Qur'onni, Islomni. Alloh taoloning hukmlarini bajarishlik bu omonat. Inson o'zini ixtiyori bilan dindor bo'laman deyishligi omonatni yelkasiga olishligi. Alloh taolo aytadi, biz bu omonatni osmonlarga, yerga va tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik, ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Darhaqiqat u inson o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Eng katta omonat bu din bu. Alloh taolaning hukmlari. Demak, boyaga oshiqcha narsani qaytarib berishlik ham yelkangizdagi omonat. Bu uchun rahmat kutmang. Alloh aytadi boshqa oyatda, albatta Alloh sizlarni omonatlarini o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Omonatni qaytarib berishlik siz bilan biz yelkamizdagi farz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam omonat haqida nima deganlar? Addil amanata limani atamanaka va la taxun man xonaka. Senga omonat qo'ygan kishini omonatini yetkiz, ado qil. Senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma. Xiyonat qilganga ham xiyonat qilma. Endi xiyonat qilmaganga qayerda xiyonat qilish mumkin? Rostgo'ylik. Bir do'konga kirasiz, menga falonaqa narsa kerak bormi desiz, uni nima qilasiz deydi. Mana olayin deydi. Yo'q deb qo'ymaydi. Aytib qo'yaver yo'q bo'lsa. Rostgo'yga unaqa narsa yo'q deb. Uni o'rniga qanaqa narsa bor desa, keyin ayt. Yo'q, unaqa emas. Ehtimol sen aytgan narsa menga kerak emasdir. Ma'nosi bormi? Yo'q, u nima qilasiz deydi u. Mana olayin, mana shu. Niqtoradi, niqoring doradi, oxir zerikib ketasiz. Yo'q deyishdan uyalmaydi. Rostgo'y bo'laylik. Allah aytadi, astaezu billah, ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz. Agar atrofingizdagi odamlar rostgo'y bo'lsa, shundan ta'sirlanasiz. Atrofingizdagilar kazzoblar, xiyonatgo'ylar bo'ladigan bo'lsa, xiyonatkorlar bo'ladigan bo'lsa, undan ham ta'sirlanasiz, bo'lyapti-ku. Shuning uchun Alloh taolo sodiqlar bilan birga bo'linglar deb buyuryapti. Yaxshi odamlar bilan birga bo'laylik. Yomon hunari bormi? Tashlamayapti hunarini. Uzoqlashaveraylik.
Rozgöri haqida. Sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Alaykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr va inna al-birra yahdi ila al-jannah. Rozgo'ylikni o'zingizlarga lozim tutinglar. Umuman hayotda hamma jabhasida, faqat savdoda emas. Chunki rozgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Bir kishi rozgo'y bo'lishida davomiy bo'ladi. Alloh taoloning huzurida rozgo'ylardan da yozib qo'yiladi. Bir daniga rozgo'y bo'lib qolmayotgan bo'lsa, sekin-sekin rostiga to'g'risini aytib, to'g'ri gapirib yuradi-da rozgo'ylardan da yozilib qoladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Va iyyakum wal kizb, fa innal kizba yahdi ila al-fujur, wal fujura yahdi ila an-nar." Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar, chunki yolg'onchilik gunohga yetaklaydi. Gunoh esa jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'onchilikda davomiy bo'ladi, Alloh taoloning huzurida kazzoblardan, yolg'onchilardan deb yozib qo'yiladi. Tushunarliga? Bitta yolg'on gapirdingiz, ishi tutdi. Osonda ish tutyapti. Yo'q, ko'rmadim. Yo'qmadim dedi. Ha, dedi. Toza mol dedi. Toza dedi. Faqat korobkaning rangi boshqacha bo'ladi. O'zi o'sha bitta narsa. Endi Alloh taoloning huzurida yolg'onchi deb yozib qo'yilar ekan. Bu dunyoda ham bo'ladi yolg'onchi degan yozuv peshanasida. Sababi bitta odamni oldadi, ikkita odamni oldadi. Odamlar aytadi bir-birigachi, ona u dedi yolg'onchi dedi. Karobkasini boshqa qilib qo'yib, soxta narsani asl narsa deb sotadi. Undan olma dedi. Dunyoda o'zida yolg'onchi degan laqabga yoki yolg'onchi degan nomga ega bo'ladi bunday inson. Undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, musulmondan yolg'onchi bo'ladimi deb so'rashganida payg'ambarimiz yo'q dedi. Yolg'onchi odam musulmon bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriyning sahihlarida keltirilgan hadisda aytadilar: "Savdolashayotgan ikki kishi to ajralib ketmagunlaricha ixtiyorlidirlar. Agar u ikkisi ham savdosida rozgo'y va oshkor bo'lsalar, ularning savdosi barakotli bo'ladi. Agar ular kazzob bo'lsalar va yashirsalar aybdorini, ehtimol foyda qilar. Ammo Alloh taolo ularning savdolarini barakasini yo'q qiladi." Ixtiyorli degani olish olmasi yoki sotish sotmasligi ixtiyorida. Endi oldi sotdi, baraka qildimi tugadi. Agar mana shu savdosida ikkalasi ham rost gapirgan bo'lsa, oshkor bo'lgan bo'lsa, ya'ni aybi bo'lsa aytgan bo'lsa, men telefon bir kunga yetadi. Batareykasi deb sotayotgan to'g'risini aytsin. Nariga odam aytmasin, boshqa pulimni oshina demasin. Chunki boshqa puli bor. Agar yo'q pulim deb turib yolg'on gapirib olayotgan bo'lsa, bu savdoda baraka yo'q bo'ladi. Foydalanadi, to'g'ri, yaxshi foydalanadi. Lekin barakot, o'zi barakot nima edi o'zi? Barakot nima edi? Odamlar baraka nimaligini bilarmikin? Rizqingni ko'paymaydi ham, ozaymaydi. Bugun topadigan puling aniq o'sha summa keladi. Faqat bu summa barakasi bilan kelmaydi. Soxta narsa sotish. Paddel kabi zotilda. Endi bu hunar ko'p. Masalan, sutga suv qo'shib sotish. 40 gradusga chidaydi deb turib antifrizda soxtasini sotish. Bu narsalarni aralashtirib, ximikatlar bilan shakardan asal qilib, asal sotish. Shunandaqa soxta narsani sotib pul topayotgan odamlarni qaranglar-da, qayerga ketyapti puli? Yo bo'lmasa, yana bir ko'rinishi, meva-cheva sotadigan akalar qulpunoymidi, olmamidi, anormidi sotayotganda rastasini ustiga eng chiroylilarini teradi-da, tortayotganda orqadan tortib beradi. Bu ham aldashmi? Tushunarliga? Endi jazoda qarang, o'sha qulpunoyni eng zo'r ustiga qo'yib qo'yadi, bu yerdagilar ketib, aynan o'shundan totadi. O, zo'r qulpunoy chiqdimi dedi. Bitta gimnasi deyamiz, endi ajab bo'lsin, ustiga shuni qo'yib qo'ying, endi olib yeydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarida birida Imom Muslimdan bu hadis. Bozordan o'tib borar ekan, don-dun sotiladigan joydan o'tdi. Bir arpamidi, bug'doymidi, sotayotgan joyga bordi-da, qo'lini ichiga solib ko'rdi, ichi nam ekan. Payg'ambarimiz, "Nima bu?" dedi egasiga. "Rasululloh, yomg'ir tegib ketibdi," dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Odamlar ko'rish uchun," dedi, "terasiga chiqarib qo'ying," dedi. Kim aldasa,
o bizden emas dedi. Tushunarlimi? Kim aldasa, bas o bizden emas. Okuyorken namazlarımız, kılıyorken zakat sadakalarımız, haclarımız, rozalarımız kabul buluşunu halasak, lukmanı halal kılıyorduk. Yiyorken lukmamızı haram aralasa, ibadetlerimizi bittesi kabul bulmuyordu. Özümüzü rahmımız kesin. Ne mi kılıyor? Yağmur yağıp gidelim de. Ben kıtlarım, Allah'dan değil. Ha, bu da Allah'dan. Belki tutsatasam mıyım? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisle dediler. Aybı bor narsani birodariga sotib turib, uning aybini bildirmaslik musulmonga halol bo'lmaydi. Nima aybi bor deb so'raydi. Aybi yo'q deydi. Biladi, lekin aytmaydi. Ko'ring, aybi bor narsani sotishlik ayb emas. Yashirib turib aybini sotishlik ayb. Aytib qo'ying. Bu yaxshi mol, faqat ko'p nima qiladi? Kechasi bilan mürab çıkardı. Ya bu mesela yakşı. Şu turup turup telefon katıp kaladı. O zaman yok yakşı. Onlar da siz olmaydı da. Olmasın halal turup diyorsunuz da bu ilgi maddesi. Ayıbını bekitip durup, ayıbı yolda satıp durup, halam kıyandan göre yakşı turup durursun aldığınızda. Şimdi mağlada yok bugün sıfatta ayıp, muhta satışçı. Bu kadar buladı. Aybini aytmasan sotishlik halol bo'lmasa ekan, demek yo'q sifatlarini aytib maqtab sotishlik ham harom bo'lar ekan. Harom bo'lar ekan. Yana qaytarib aytaman, shunaqa ishni hunar qilgan odamlarda, shunaqa ishni o'ziga hunar qo'ygan odamlarda qaraylar-da hayot qanaqa? Pul yetyaptimi, yetmayaptimi? Qanaqa tirishchilik qilyapti? Qayoqqa ketyapti puli? Nasiya savdo. 9000 ga bitta mashina oldim. 1000 qo'yib sotmoqchiman, demak 10 mingga sotaman. Bu naqd pulga bo'lsa 10 mingga sotaman. Endi bitta odam kelib 3 oyda pulni beraman dedi. Men unga 2000 qo'shib, endi 3 oyda bersang 12 mingga beraman deyman. Bu ribomi? Ayrim odamlar aytadi, ribo deydi. Sababi o'zi 10 mingga sotmoqchi edi, endi 12 ming berishligining sababi boyagi berilayotgan 2 oy 3 oy muhlat. Shu muhlatni bergani uchun pul qo'shib oladi. Bu ribo deydi. Bu ribo emas bu. Bunu Hanafiler ham, Şafiler ham ve Cumhur ulamalar riba emas deb aytadi. Çünkü riba kaçan riba bo'ladi. Riba pul beradi sizge, şu pulunu alayken de köpetir bo'ladi. Bu riba. Endi men sizge mal beryapman, maşine beryapman. Şu malım sizi kolizde, yani 9000 pulum, 3 ay, 4 ay turganligi hisobiga men foyda qo'yapman. Bu nasiya savdo deydi. Bu riba emas. Alloh aytadi, sudxo'r bo'lgan kimseler, qiyomat kunida turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay, ya'ni oldi sotdi. Bay ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlar. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Demek bu narsani ribo emas, bu savdo. Men senga mol beryapman, ustiga foyda qo'yib. Ribo faqat pul berib foydasini oladi. Müslüman adam mı? Adamlar bilan qiladigan muomalasi. Müslüman ekan savdogar, umuman Müslüman adam, qanaqa ish qilishidan qat'iy nazar, nima hunar egasi bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zini vujudi bilan, borlig'i bilan da'vatchi hisoblanadi. Axloqi bilan, yurish-turishi bilan, so'zi bilan Allohning dinini odamlarga nima qiladi? Targ'ib qiladi. Da'vat endi amal bilan bo'ladi yoki so'z bilan bo'ladi. Endi savdogar bo'lganingiz uchun birodar, do'koningizga kelgan har bitta odamga da'vat qilib gapirishlikka fursatingiz yo'q. Chunki sizning vaqtingiz pul. Endi o'tirib bittadan oyat, hadis aytib, nasihat qilib, masala qilib bera olmaysiz, vaqtingiz yo'q. Eng kamida axloqingiz bilan chiroyli muomala qiling. Mana dunyodagi musulmonlarning eng ko'p yashaydigan Malayziya, Indoneziya degan o'lkalar, eng ko'p musulmonlar shu yerda adad jihatidan. Bu yurtlarga islom birodarlar savdogarlar orqali yetib borgan. Afrikaning o'rtalari, mana shu biz aytib o'tgan mamlakatlar u yerga qo'shin bormagan, musulmon qo'shini. Savdogarlarning axloqi bilan islom yoyildi bu yerlarda. Ana shu yerdagi odamlardan birortasi kelib musulmon bilan savdo qilsa, musulmon savdogar bilan. Hali musulmon savdogar o'zini zarariga bo'lsa ham to'g'risini aytib sotaradi. Ini u yerlik odam
Nimaga bu boshqa savdogarlarda qilmas? Nimaga hamma qilganda qilmayapti? Kimsan sen, nimasan desa, nimaga bundaysan? Ha, meni dinim shunga buyuradi. Ha, dining nima? Ha, islom. Savol berardi, so'rardi, o'rganardi, ta'lim olardi, islomga kirardi. Bizdagida ham bo'lmaganda, siz sotayotgan mol bozorda birdan tanqis bo'lib qoldi. Nima qilinadi u mol? 10 so'm sotayotgan narsasi bozorda tugab qolgan ekan, o'z-o'zidan nima bo'lishi kerak? 15 so'mga sotilishi kerak. 10 sotayotdingizmi? 8 so'm keluvdi. Endi bozorda tanqis bo'lib qolsa uni ko'tarmang. Xaridorlarni, xalqni qiynamang. Demak, xalqning foydasini, elning manfaatini ko'zlashlik kerak. Bu boyagi biz aytgan musulmon savdogar shuni qilmasdi-da, shuning uchun ana u mamlakatdagi, o'sha davrdagi odamlar hayron bo'ladi. Bu kim bo'ladi desa, bular musulmon ekan. Islom nima ekan? Musulmonlar kim ekan? Shu bilan dinni o'rganishdi. Shunarlarga da'vat faqat minbardagi masala emas. Rozg'oy muomilangiz, shirin muomilangiz, mana shu narsa ham odamlarning islomga kirishiga sabab bo'ladi. Endi musulmonni o'zi bilan qiladigan muomalasi, o'zi bilan qilinadigan ishlar. Agar do'konga biror bir nom qo'yishlik kerak bo'lsa, chiroyli bir islomiy nom bo'lsin. Masalan, Makkami, Madinami, Muzdalifa, Badr yoki Uhud deb. Shunda so'rasin, nima degan Uhud kirgan odam? Lekin shu savol orqasidan islomni ozgina gapirib olasiz. Uhud deganim nimadek, Muzdalifa nima deganimdek. Shunarlarga u do'koningizning nomidan musulmonligingiz bilinib tursin. Endi faras qiling, Fir'avn deb qo'ygan bo'lsa do'koningizga. Bo'lmasam Xomon deb qo'ygan bo'lsa, Qorun deb qo'y. Musulmon kishi uni do'koniga bir xaridor kirib kelayotganda nomini o'qib turib musulmonligini bilsin. Endi ana shu do'konning nomiga Qur'on oyatlarini yozib qo'ysa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Masalan, soat sotadigan do'konni ustiga yozib qo'yibdi. Faras qiling. Innalloha indahu ilmus sa'ati. Mazmuni dar haqiqat soat ilmi Alloh taoloning huzuridadir. Shuni yozib qo'ysa bo'ladimi? Bu oyatda aytilgan soat nima edi? Qiyomat soati edi. Demak, mumkin emas. Yoki ichimlikmi, so'qmi, sharbatmi sotadigan do'konni ustiga wasaqohum robbuhum sharoban tahura deb qo'ysa bo'ladimi? Mazmuni shunday chet, shunday edi. Parvardigori ularni nihoyatda pokiza sharoblar sug'organidir. Nima sen sotayotgan suv ana shu Qur'onda aytilayotgan pokiza sharobmi? Demak bo'lmas ekan. Do'konga nom qo'ysak, chiroyli bir islomiy so'z bo'lsin va oyat bo'lmasin. Mumkin emas, chunki bu oyatlardan ko'zlangan maqsad bu narsa emas. Muhim masalalardan namoz. Savdogarning vaqti pul. Bolachaqa boqish kerak, har bitta o'tgan soati, daqiqasi pul. Xususan agar mavsum boshlanib qolgan bo'lsa, nima? Ha. Sezon boshlanib qolgan bo'lsa, namozni ham agar o'qiyotgan odam bo'lsa, bir chekiga olib qo'yadiganlari ham yo'q emas. Allohu akbar, Allohu akbar chaqirdimi? Tamam. Savdo ham to'xtadi, xaridor ham to'xtadi, hamma bir chekiga chiqadi. Hayya ala solohmi? Allohu akbar ketdik namozga. Haqiqiy foyda qayerda? Hayya ala solah, hayya ala falah. Namozga shoshilinglar, najotga shoshilinglar. O'zi aytib turibdi najot deb. Najot namozda edi. Endi yo tirishchilik avval, namoz keyin bo'ladi. Shunaqa deydigan odamlar ozayapti alhamdulillah. 40 ga kirganingda o'qiysan, 60 ga kirganingda o'qiysan, yoki kechki payt bor hammasini bir qilib o'qib olasan, shunaqa deydigan odamlar ham bo'lsa kerak. Lekin juda katta ziyonni shular qilyapti. Endi nima qilay? Do'konimda to'ldi odam tursa, chiqinglar men namoz o'qiyman deb chiqa borsa, ma'qulida. Ularni bir qiyin ahvolga solib qo'yamanda. Ha birodar, qoningiz burab qolsa. Ichingiz o'tib qolsa, nima qilasiz? Turaverasizmi? O'ningizga bitta odamni qo'yasiz yoki birodarlar uzildi, bir bahona qilasiz, yugurasiz biriga qarab. Ha namozga kelganda xijolat olyapsizmi? Ettaro bekiting. Yoki biror odamni tayinlab qo'ying. Xohlang do'koningizda o'qing, xohlang masjidga yuring, lekin namoz vaqtida ado qiling. Chunki Alloh aytgan: "Astag'izu billah, innas solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta." Albatta namoz mu'minlarga vaqt tayinlangan farzdir. Vaqtida o'qishlik farz birodarlar.
Bas kim dozaqdan çetletilip cennetke kiritilse muhakkak baxt saadet erişkey. Bu hayata dünya ise elde göçü matadır. Allah'ın pameli ticaretimizge. Yani qatar ötemiz. Bugün topadiyan paydayızı elbette tapasız. Namaz okusizem, okumasizem. Çünkü oku boyu namazda vakti de. Keşke bu falanca payda kıpın, yakşı öptü diyersen o, nemanı hesabı payda kılayım. Namazda, kaza kılışı hesabı gelme. Kança payda kılayım. Ve nemanı yütküzleyim. Münafıkun suresindeki ayetke kulak salamız. İtibar verin sürenin anını. Münafıklar. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ey müminler, ne malı dünyalarınız ve ne bala çakalarınız sizlerini Allah'ın zikirden yüz ögürtülüp koymasın. Karın balın, çakın, ticaretin. Aynı Allah'ın zikiri ne miydi bir yerde? İbadatıdır, namazıdır. Allah'ın ibadatıdan, namazdan balın bilen çakın tosup koymasın. Kim ki şimdi kılsa, bas, ana uşalar, ziyan körgücü kimselerdir. Subhanallah. Kafir deme yaptı Allah. Zalim deme yaptı Allah. Ziyan körgücülerdir. Bizge neme zarar, neme fayda. Biz bilemiz mi? Müslümange neme doğru, neme ne doğru. Kim biledi bunu? Şu Rabbimiz Azze ve Celle yaptı ki, kim Allah'ın zikriden, ticareti bilen, malı dünya, bala çakası bilen, tosunu kalıyken bulsa, şunlar hakiki ziyan körgücülerler. Peygamberimiz aytganlar, "El-ahdullazi baynana va baynakum as-salah." Biz bilan kofirlarning o'rtamizdagi farq namoz. Kim uni tark qilsa, bas u kofirdir. Tark qilishlik ikki xil. Yalqonlik qilib o'qimayotgan bo'lsa, bu qattiq gunohkor bo'ladi bu odam, musulmonlikim. Agar inkor qilib tark qilsa, o'qimayman desa, o'qimasa bo'laradi desa, inkor qilsa shunda kofir bo'ladi. Endi alhamdulillah bizda odamlar yalqonlik qilib o'qimaydi. İnkar kimiydi? Okuş gereği de koyardı. Bu adam katıl günahkar ve kılıyken ticaretle hiç kaçan bereket topuydu. Ömrüyle bereket topu gördü koyardı eskiler. Katta gel bu. Yani ömrümüzde bereket olmaya yaptı. Kör yapsalar. Dopunu bitti elentirsek bir katta ötüketi yaptı. Yani cuma mı? Yani düşünme buldu mu? İtibar bir yapsalar mı? Vakti ötüketi ömrümüzü tez ötüp getirdiklerine, hiç neyse ki ölgümeye getirdiklerimiz, ömrümüzde bereket kalmaya getirdiklerinin bilgisi. Keyingi noktamız, İslam şiarlarını hürmet kılış. Bizde şimdi şiar degen sözlüğün tercümesi, ürfü adetleri degen iken. Mesela Ramazan ayı kegen payette, aşkınız olsa, adamlar rozadar bopturgen payette, adamlar da avukatlantırışıyız, kanaka amel. Hayır demeyin, kimsenin başka lafı olsun. Müslüman idi dava kılıyorsun mu? Müslüman sahada yermen diyorsun mu? Ramazan'da bakın bir koyuyorum. Allah'dan takva kılıyım. Yine yani şu bir ay Ramazan'da işleme gelirdi, ticaret çek. Kendi bu komiydi, haliler de. Her dar babaya gidik. Şu her dar ketip aladı da korkadı mı? Aşbazlar. Haliler de şu Ramazan'da tohtaydı yanlarda teşhir ki babaya gidik eti uğradı da. Demek Müslüman şiarlarını hürmet kılışlığı gerek. Yani mesela ayarladı ki imanı satı alıyken adam dökenege hayasız, yarım yalangaç ayarladı suratının işliği doğurmaz. Erkeğe mi de ayar mıydı, şeriatke doğurken miydi mi, bey hayamı ilmezsin. Ete buzu, dökenge kirgen de naman okutturulu Müslüman dekenliğini bilsin. Muameleyizi körüp durup Müslümanlığınızı bilsin. Şuna bir şarımı hayasız narsalarda yokluğunu körüp durup bu Müslümanı dökenliğe desin. Ve şuna kesin o. Çünkü pul yüzü pakiz adam gibi erişkin siz yüzden haris bulasınız. Kezzap ya ki bir haram koruyamaz. Cüm'e vakti de kılıngen ticaret. Allah da Allah Kur'an-ı Kerim'in Cüm'e suresi de şunları merhamet kıladı. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu iza nudiye lissalati min yevmil cüm'ati fes'av ila zikrillahi ve zarul bey'a. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Mana hozirgi ki, cümlege azan etinlerken payette, cümle namazı vakti de kılıngan ticaret kanaka boladı. Ey mumunlar, kaçan cümle günüdeki namazı çarlansa, yani azan etilse, derhal Allah'ın zikirine boringler
ve oldi sotdini tark qilinglar. Agar biladigan bo'lsangizlar, mana shu o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Bizga yaxshiligini Robbimiz aytibdi. Juma kuni juma namoziga ozon aytildimi? Savdoni to'xtat. Allohning zikriga shoshil. Allohning zikri va zikrullohi akbar. Allohning zikri barcha narsadan ulug' va buyukdir. Qasamxo'r bo'lmaslik. Keyingi nuqtamiz. Payg'ambarimiz aytganlar, qasam molni o'tkazguvchidir, barakani ketkazguvchidir. Ya'ni Allohning nomiga agarchi rostgo'y bo'lsak ham, rost gapirayotgan bo'lsak ham qasamxo'r bo'lmaslikka odatlanaylik. Xudo haqqi. Ishonoring, podoqini sotyapman, izga beryapman. Har safar urushna deydi, izga beryapman deydi. Birodar, tirishchilikni bo'lyapti unda. Bilasiz yolg'onligini, tirishchilikni bo'lyapti, har safar izga beraversiz. Demak bu yolg'on. Agar rost gapirib sotayotgan bo'lsang, qasamxo'r bo'lmang. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, va iyyakum va kasratul halaf, kasratul halaf fil bay'a. Savdoda ko'p qasam ichishlikdan ehtiyot bo'linglar, chunki u molni o'tkazguvchidir, lekin barakotni ketkizguvchidir. O'zi deydi, "Munchaga olganman" deydi. Sendan so'rayaptimi qanchaga oldim deb. Ozgina sendan so'rayaptimi qancha qo'y, indamay tur, mana buncha narxida. O'zi umuman musulmon odam kamroq gapirgani ma'qul. Chunki odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta gapni o'zini ziyoniga. Faqat Alloh zikri bo'lsa, Qur'on bo'lsa, tilovat bo'lsa boshqa masala. Har bitta gapga nima qilamiz? Sen o'ylama birodar, yolg'on gapirganligi uchun olmaydi sendan u. Rost gapirganligi uchun olmay qo'ymaydi u. Seni peshonangga yozilganligi uchun oladi. Shuning uchun rost gapir, ozroq gapir. Keyingi nuqtamiz ko'zni tiyish. Savdogar akalar, ukalar, birodarlar, do'konimizga ayol kishi kelsa, bu erkakdir, ayoldir kiradi. Bu tijorat o'rni. Allohdan qo'rqaylik. Allohdan qo'rqaylik. Ko'zimiz Alloh taolo aytgandek, "Ey Muhammad, mu'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollarga tikishdan to'ssinlar. Esimizdan chiqmasin. Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa, Robbimiz ko'rib turibdi." Bu xususan ayollarda kiyimlarini sotadigan, ayollar bilan muomala qiladigan savdogarlarga xususan tegishlik. Kamroq gapiringlar. Oshcha gap keragi yo'q. Tinchligi, sog'ligi kerak emas bu savol. Sizga daxli yo'q buni. Moncha, oncha. To'g'risi olsin bo'lmasa yo'q. Agar do'konda hech kim bo'lmasa iloji bo'lsa bir sal tashqariga chiqib turing. Hali xilvatga o'xshagan holat bo'lib qolmasin. Chunki bir erkak bilan bir ayol yolg'iz qolsa, uchinchisi shayton bo'ladi. Shaytonga bu fursatni bermang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu aytganlar, "Ey Ali, bir nazar ketidan boshqasini ertitmang, zero u zinoning elchisidir." Bir marta qaradi, bo'ldi. Keyingi nuqtamiz zakotni ado qilishdik. Bu ham o'ta bir muhim mavzu. Masalan, yilda boshida 10 ming mablag'i bor edi, yilda oxiriga borib 12 ming bo'ldi. Endi ayrim odamlar ana shu men foyda qilgan 2 mingdan zakot chiqaraman deydi. Unaqa emas. Unaqa emas. Ana shu 12 mingdan chiqarasan. Yana qancha chiqarasan deng uni? 2.5%. 40 dan biri. Yana kimga berasan deng uni? O'zingni yaqinlaringga. Opasiga, singlisiga nochor bo'lsa, akasiga, ukasiga agar qozoni boshqa bo'lsa, zakot bermagan bo'lsa. O'zingnikilarga berasan va Alloh taolo mana shu qilgan ishing uchun molingdagi yolg'on yashiq, yolg'on qasamlarni yuvib tashlaydi, xato kamchiliklarni. Yana Alloh taolo undirib o'stiradi molingni. Ha? Zakot bermagan odamlar bo'lsa bir berib ko'ringlar-da hisoblab. Keyingi yilgi tijoratingizni ko'rasizlar. Bu zakot berganlar o'zlari yaxshi biladi Alloh bilan qanaqa tijorat qilishni kerakligini. Alloh bilan muomala qilishda, tijorat qilishda boshlagandan keyin tijoratda qanday o'sganligini ko'rgan ular. Endi o'zlari istab topib beraveradi zakotni. Ey mu'minlar, namozni to'kis ado etinglar, zakotni ato etinglar va payg'ambarga bo'yinsuninglar, shoyat rahmatga erishasizlar. Ular topgan mol-mulklarida so'rag'uvchi va moli davlatdan mahrum kishilar uchun ma'lum haq, ya'ni zakot bo'lgan zotlardir. Allohning bandalari ularga Alloh bergan molni ustida miskinlarni va zakot oladiganlarni, zakot oladiganlarni haqqi borligini esdan chiqarmaydi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şunday marhamat qiladilar. Kimga Alloh taolo mol bergan bo'lsa, ana shu odam zakot chiqarmasa, mana shu bermagan zakoti qiyomat kunida ko'zini ustida ikkita qora dog'i bor, zaharanohati qattiq bo'lgan bir ilon bo'lib keladida, uni azoblab, "Men seni xazinayman, men seni molingman" deydi. Kim beradi bu pulni? Alloh beradimi? Shu bergan Parvardigorning buyrug'ini bajaraylik, zakot beraylik. Keyingi nuqtamiz sadaqa. Bu ham bir muhim masala. Bu zakotdan tashqari amal. Sadaqa deganda faqat tilanib kelgan odamni tushunmaylik savdogarlar. Unaqalar ko'p keladi, 10 tasi keladi bir kunda. Biz sadaqa deb nimani aytyapmiz? Siz bir kiyimni sotayotdingiz, bir holi nochorroq erkakmidi, ayolmidi keldida, qancha mana bu dedi. Siz 100 so'm dedingiz. Hani odam men 80 so'mlikim debman dedi-da, ko'rib turibsiz holi chatoq. Yana u so'rayotgan moli eng zo'r mol emas. Siz sotayotgan molda eng yengili, demak shunga ham yetmayapti-da puli. U tilanib kelmadi, nochor. Mana shu odamga qancha pulingiz bor? Ha, 80 bering. Olayman. Tavakkal qiling Allohga. Alloh menga boshqa yordam bersin. Devor ursin bir rahmatda. Hamaga emas. Qaytarib aytaman, har kuni emas. Hamaga emas. Shu o'zingiz bilasiz, shu odam nochor, zo'rg'a tirichilik, zo'rg'a shu pulni oshirib ketdi, yeta olmayapti shu narsaga. Birodar, mana shu odamga sadaqa qilib qo'yinglar. Alloh taolo bu yerdan qana qilib berganini ko'rasiz. Qishdi kuni oyoq kiyim olaman deb ketdi bolasiga, puli yetmayapti, nima qilsin? Qayga borsin? Sizga Alloh taolo unga bermagan molni berdi. Unga berilmagan imkoniyat, kengchilik sizga berildi. Ha, un so'rab keldi. Yetmayapti ozgina puli. Oling deb turib berib yuboring-da shu bir yarim narxiga. Ko'rasiz Alloh qana qilib zo'rimizga mana shu narsani o'rnini Alloh taolo to'ldirib qo'ygandi. Chunki Alloh taolo hadis qudusida aytganda, meni degan Alloh, ya'ni meni roziligimi, oranglardagi zaif odamlarni oldidan qidiringlar degan. Boyagilar hunarmandlar, hali tilanib kelayotgan bo'lib mehnat kasb qilganlar ular, u boshqa masala. Lekin haqiqatan holi nochor odam kelgan paytda uni xafa qilib qaytarmaylik-da imkoniyatimiz bo'lgandan keyin. Birodarlar, biz uchun hech narsa emas 50 so'm, 100 so'mda kimlar uchun katta narsa u. Meni dedi Alloh taolo, oranglardagi zaif kishilarni oldidan istaylar roziligini. Dunyodagi eng katta, eng katta yaxshi ish qaysi? Bir musulmonning qalbiga xursandchilik solish. Ololamikin men, topolamikin menda ming hayo bilan ota yoki ona bordi, bolasiga oyoq kiyim istab. Puli yetmasligi aniq bo'lib turibdi. Endi uyga qaytaman deb turganda bo'yiga xursandchilikni kirgizib qo'ydingiz. O'ylamagan narsasini orzu narqiga berib qo'ydingiz. Bilasizmi qanaqa xursandchilik bo'ldi bu? Bolasini oldiga borganda, bolasini quvonganini ko'rib turib, bu odam qancha quvonadi? Bu quvonchni kim boshladi? Bu xursandchilikni kim boshladi? Siz boshladingiz. Alloh aytadi hadis qudusida, "Ya ibn Adam, anfiq, unfiq alayk." Infoq qil ey odam bolasi, men ham senga infoq qilaman dedi. Biz qisib bermasdan baxillik qilib, mumsinlik qilib, pishchilik qilib turganimiz bilan-chi, unib o'smaydi. Alloh aytayapti, "Ber" deyapti Alloh yo'lida. "Men ham senga beraman" deyapti. Yo ishonmaymizmi? Har kuni payg'ambarimizdan sahih hadis Rasululloh aytadilar, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Har tongda odamlar ottiradigan har bir tongda ikkita farishta tushadi osmondan. Ulardan biri aytadi, "Har bir infoq qiluvchini molini to'ldirgin Parvardigor" deydi. Ikkinchisi aytadi, "Har bir mumsikni moliga talofat yetkizgin Parvardigor" deydi. Infoq qilingda, savdoyingizga bir ihson qilingda, sadaqa qilingda. Hadi patinka yirtilavermaydi. Hadi baloningiz tushavermaydi. Hadi mashinangiz buzilavermaydi. Rasxodlaringiz ham ozayib qoladi benzinda. Hadi molingizni sichqon yeb tugatavermaydi. Demak, infoq qilsak, savdoyimizda, tijoratimizda sadaqa qilsak, Alloh taolo siz bilan bizga ham sadaqa qiladi. Darsimiz nihoyasi Alloh bilan tijorat qilishlik. Mana biz odamlar bilan qiladigan tijoratni aytdik. Muomalani aytdik. Mana endi Alloh bilan tijorat qilishlik.
Dünyada kıladığın faydanı bir olup görelim. Ne çi faiz buladı? İki beraber faydaklarımız, üç beraber faydaklarımız malda hep gelir satıp. Kança topamız? Ve kaldırıp getemiz. Kimler ya kaldırıp getemiz? Allah buna kılıkken ticaret kan diye buladı. Allah dedi, istedim billah. İnna Allah haştara minel mu'minine anfusahum ve amvalahum bi enne lehumul cennet. Elbette Allah mu'minlerinin canlarını ve mallarını onlardan cennet beraberce satıp aldı. Malını, canını Allah yolunda sarkıgenlerini mükafatı cennet. Kim eğer şunu diyen bu ise? Estaizu billah. Fastabşiru bi bay'ikumu lezî bâyatun bih zâleke huvel favzul azîm. Bas ey mu'minler, kılgen bu savdolaringizdan şad bo'lingiz. Mana şu hakiki büyük baxtdır. Allah'a versek, Allah bizge ondan 700 geçe köpetir beradi. Madine-i Munavvara'da bir kıyınçlik bir vakit oldu, açatçılık oldu. Şimdi Osman ibn Affan raziyallahu anh'ın ticaret kervanı kirip geldi Madine'ye. Az avukat malları var içinde. Sağda o geldiler şaşıp gelişti. Bizge satayım. Ben satayım, kança beresiler. İki beraber fayda veremiz işte. Osman raziyallahu anh'ın razı olmadı. Üç beraber fayda veremiz işte. Razı olmadı. Tür beraber fayda veremiz işte. Razı olmadı. Bundan aşıkça bir alesiler mi dedi? Yok bir amimiz dedi. Ben bundan artık bir adı genç ay bilen sadalaşık koydum dedi. Medineliler, sadagerler, bizden başka sadager yok mu Medine'de? Kim eken artık bir adı genç dedi? Birege 11 alesiler mi dedi? Yok dedi. 701 alesiler mi dedi? Yok dedi. Güvah buluyorlar. Bu mallar, bu azukalar Medine ahliye sadaka dedi. Çünkü Allah Teala'ya verilgen sadakat, Allah Teala'ya verilgen infak ondan 700 yaşa ziyade kılıp verirler. Kan en Osman raziyallahu anh'a hazır. Kan o şu kembeğallar, kan o şu mal. Buradalar ötküzüp kaldı özbülen ap gitti. Appa genlerdi ki kap gitti. Lekin kıyamette ikilesi genç cevap buladı. Çünkü sağdaki buradalar biz Müslüman ekenlikimizi esten çıkarmayalık. Her birlikte kılıyken işimiz, basıyken kadamımız, ayetken sözümüz şeriat dairesinden çıkmasın. Sizlerde kolilerde Allah Teala başkalarına vermeyen mal dünyanın devletini verdi. Şimdi bana şu nesan Allah Teala kısa kitabını kıladı. Kolumuzda turgan, vaktince turgan, vaktince verilgen bana şu dünyanın ahiretimizde sarılıp kalıştı ki Allah Teala muvaffak eden olsun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته